Merhaba dostum, hoş geldin. Ben Atıf, burası benim oyun kanalım. Bugün seninle beraber Furbus'ta minibüs kullanacağız. Oyunda sürekli olarak otobüs kullandık. Yeni bir DLC yayınlanmıştı. Bunu yayıncı tarafından gönderilen kod vasıtasıyla sahip oldum ve biz de bu minibüsü deneme fırsatı bulacağız. Bu arada benim kanalımı ilk defa keşfettiysen hemen aşağıdan abone ol butonuna bir kere tıklamayı unutma. Video hoşuna giderse bir like'ını alırım. Hemen aracımıza geçelim. Aracımıza buradan biniyoruz. İçerisi görmüş olduğunuz gibi geniş ve uzun bir araç. Oldukça da hoş. Şoför koltuğuna oturalım. Arka kapımızı biz bir kapatalım yine de, ne olur ne olmaz. Camımızı açık. Camı kapatalım önce bir. Çok fazla ses almasın. Çok güzel. Çalıştırıyorum. Bir saniye, motor açtım. Çalıştırma işlemimizi gerçekleştirdik. Şöyle bir bakalım, Wi-Fi hizmetini açtım şu anda. Kalkış anonsu durabilir. Dresden'e gideceğiz, Leipzig'ten. Sürücü çık, bunlar sıkıntım yok. Klimayı tamam. Her şeyimiz ayarlı. Problem dahilinde değil. Arkamıza yaslanalım ve yolumuza bakalım dostlar. Bir saniye. Şurada şöyle bir sorunumuz var galiba. Çok küçük bir problem var. Kontroller diyeceğiz. Şuradan hemen. Bak sağ gösterge kapalı şu anda burada. Çok güzel. Sol göstergeyi de aktif hale getiriyorum. Kabul et diyorum. Geri diyorum. Kapatıyorum. Oyun bu kadar basit. Tamam. Şehir içerisinde 50 kilometrelik bir hız limitimiz var. Bunu da korumayı tabii ki de düşünüyorum. Dönüşümüzü gerçekleştirelim. Bir otobüs gibi değil tabii ki de, daha kısa bir araç ama yine de ona rağmen var yine mesafesi. Milimle durduk. Daha oyun başlar başlamaz kazayla start almak istemiyorum. Hadi, hadi. Hızlanmayalım biz yine de. Buradan sağdan yavaşça kıvrılacağız. Vallahi ilk yardım çantamız ve yangın tüpümüz de bayağı afilli. Şuradan sağ sinyal verelim, yavaşça usulca dönelim. Yolcularımız bizi ileride bekliyor. Serbest sürüş modunda oynuyoruz çünkü DLC'yi ancak bu şekilde kullanabiliyorum. Normalde görevli, yani kariyer modunda oynadığında minibüsler yok. Bir tane daha minibüs var, onu da kullanacağız. Yolcularımız bizi bekliyor. Umarım çok eşyamız yoktur beyler. Kapımızı açtık. Hayır. Tamam.
Çok güzel. Burada değil mi? Doğru yer değil miyiz? Doğru yerdeyiz bence de. Bunlar niye bu kadar mesafeli durmuş? Şuradan başlayalım. Hızlı kontrol. Merhaba. Hello, bin ich hier richtig? Merhaba, yanlış. Hi, das Ticket, sehr freundlich. Evet, Dresden yolcusu kalmasın, yavaştan. Bilin bakalım. Ablacığım, siz üçüncüsünüz. Bu kadar da benzer mi insan? Hallo, ich hoffe, ich bin Chao. Hello. Tamam, insanlara benzermiş de buna çok benziyor. Ah be teyzeciğim. Tamam, bir tek sen kalmışsın burada, kıyamam sana. Herkes yerinde mi? Bakalım şöyle bir. Oğlum bir yola çıkardık. Hemen Wi-Fi'ye bağlanmayın lan bir. Allah Allah. 1, 2, 3 tane aynı kişiden var ama çaktırmayın. Siz de görmediniz. Ben de görmemiş olayım. Kapımızı kapatıyorum. Çok güzel. Şimdi burada standart. Ben bunu da niye göremedim şu anda ya? Allah Allah. Renkten ayırt edemedim bir türlü. Aracımızı çalıştırdık. Usulca kalkışımızı yapıyoruz arkadaşlar. Yolculuğumuz umarım keyifli geçer. Umarım sizler de beğenirsiniz bu seriyi. Bu bölüm oldukça güzel olacak çünkü ilk defa otobüs değil de minibüs kullanıyoruz bu oyunda. Tamamdır. Ben şimdi şu ayarlamayı bir yapayım. Wi-Fi'miz, Wi-Fi açtık. Güzel. Başlama anonsu maalesef burada şu anda yok, görünmüyor. Yolcu ışıklarımızı yakalım. Şoförü de yakalım. Şoföre çok gerek yok, vazgeçtim. Çok hafif camımızı açtım. Gürültü olacak, kusura bakmayın artık. Eyvah, bana mı yapıyorsunuz? Yok. Aman ha. Tamam. Kalkın sabahını. Şuradan bir sola doğru dönelim. Abi burası sola doğru dönüş de. Niye hepiniz aynı anda bir yere dönüyorsunuz ya? Nasıl bir geçiş şekli vermişsen oradan. Ama nedense otobüsten daha çok keyif aldım minibüsten şimdilik. Küçük olduğu için biraz daha rahat manevra yapabiliyorum. Rahat sıyrılıyorum en azından. 159 kilometrelik bir mesafe biz var. Tahmini varışımız 20.58 gibi olacak. Saat şu anda 7'yi 2 geçiyor. Sağa doğru sinyalimizi verdik. Dönüşümüzü gerçekleştiriyoruz. Ve Leipzig'ten çıkmak üzere bütün hazırlıkları yapıyoruz. İkram servisi olur mu bilmiyorum ama yapacağız herhalde. Sonuçta böyle aç aç gitmezler. Çok fazla ses oluyor ya. Camı açmayalım. Çok ses oluyor. Şehir içerisinde kırmızı ışıklardan bir türlü kurtulamadık ya. Dışarıdan gördüğümüz bu şekilde oldukça tatlı bir görünümümüz var. Akşam oldu. Benim uyarı ışıklarım çalışmıyor galiba. Bir dakika. Hemen şöyle kontrollere bir gireceğim. Şuradan uyarı ışıklarım aynen. Yo, uyarı ışıklarım çalışıyor. Uzun farlarım da yanıyor ama burada bir sıkıntımız var gibi sanki. Uyarı ışıklarım açık.
Tamam. Seni şu başlaştırıp iptal edeyim. Tamam. Doğru yerdeyiz. Kabul et. Geri gel. İyi de. Neyse, bir şehirden bir çıkalım da bir şu farlarımızı bir yakalım. Çünkü farsız gidiyoruz şu anda. Hava tamamen karardığında bize sıkıntı yapacak burası. Şehir içerisinde aşırı hızdan kaçınıyoruz. Sakin sakin gitmemiz gerekiyor. Klima çok soğuk. Hemen hanımefendi. Oh oh oh. Çok pardon. Biz şuradan şöyle klimayı... Odasına kalmış bir de Leyla ya. Heh şöyle. Kısalarla devam. Farlarımıza yaktığımıza göre biz buradan sola doğru dönebiliriz. Bunlar da üstümüz araba kullanıyorlar ya. Valla bilimle döndük ha köşeden. Oyunda hafif bir kasma var, yine fark ettim. Çok minik bir kasma var. Umarım video boyunca böyle bir kasma sorunumuz olmaz, yoktur. Ve biz hala şehirden çıkamadık şu anda. Yaklaşık olarak 12 kilometre yol kat ettik. Tamamı şehir içi. Virajlara çok keskin dönüyoruz. Yavaş yavaş uzaklaşıyoruz artık. Sayın konuklarımız, şehirler arası yolcu taşımacılığında huzur, emniyet, güven ve konforun simgesi haline gelen aracımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Otobüsümüz, cep telefonu görüşmeleriniz için özel teknik donanıma sahiptir. Cep telefonlarınızı sessiz konumda olmak üzere açık tutabilirsiniz. Duyuyorsunuz değil mi? Seyahatiniz süresince yolcular, cep büfe ikram servisimiz hizmetinizde olacaktır. İsteklerinizi yolcu paneninde bulunan kırmızı çağrı butonuna basarak kabin görevlinize iletebilirsiniz. Yol koşulları gibi kontrolümüz dışındaki nedenlerden dolayı oluşabilecek sarsıntılar yüzünden düşüp kırılabilecek, size ve diğer yolcularınıza zarar verebilecek ifşalarınızı lütfen kavan raflarına koymayınız. Evet. Kaptan yardımcınız ve kabin görevlileriniz, siz yolcularınıza iyi yolculuklar dileriz. Maalesef yardımcı kaptanımız ve kabin görevlimiz yok. O nedenle buraya koyduğum çoba prensleri ve suları gelip alabilirsiniz. Oyunda hafif kasma devam ediyor aylanda. Sayın konuklarımız, bütün koltuklarda emniyet kemeri bulunmaktadır. Ön sıra ve arka kapı girişindeki koltuklarda oturan konuklarımızın kullanması yasa gereği zorunludur. Zorunlu. Sağlığınız için. Hadi gene iyisiniz vallahi. Servisimiz de var her şeyden. Sonuna kadar faydalanıyorsunuz şu anda. Oyun içinde niye bu kadar kasma var? İnanın bilmiyorum ve müthiş bir kasma var şu anda. Yani ben oynarken bunu hissedebiliyorum şu anda.
Allah. Kenne Taxifahrer, die besser fahren als Sie. Ya arabayı bu kadar süratli kullanırken biz niye zaten aynı ayarlamakla uğraşıyoruz ki? Kendi kendimize kaşındık ya. Gittik patlattık vallahi arabaya. Tüh, kusura bakmayın. Değerli yolcular. Lütfen bunu patronlara söylemezseniz. Bence aramızda kalabilir. Bak. Bunu bir düşünün. Hier drin wachsen schon Eiszapfen. Ben sizi niye mutlu edemedim şu anda ya? Tamam. Şuradan bir bakalım. En sıcak. Bir de böyle deneyelim bakalım ya. Belki böyledir en sıcak görüntüsü. Vallahi silmeleme geçiyorlar şu anda bize ama. Yola attık attık kendimizi. Atamazsak bittik. Derken yola girdik. Güzel. Kapan. Oyun içerisinde sürekli sıkıntı yaşıyorum. Sakin olacağım. Silecekler nerede? Silecek. F3'le. F3'le yavaşlıyor. Güzel. Tamam. Benim hatam oldu. Bir anda direksiyon üzerindeki tuşları bızıklarken hala da bızıklamaya devam ediyorum. Tamamen kapan, tamamen. 104 kilometrelik bir yolumuz kaldı. Minibüs seyahatimizle devam ediyoruz. Tabi otobüse nazaran daha az yolcumuz var. Hız konusunda da daha az problemimiz var tabii ki de. 100 kilometreye ulaşabiliyoruz çok rahatlıkla minibüste. Ama bir otobüs keyfi tabii ki yok. Hızlı ve atik bir şekilde yola devam. Ya bacım yavaş süreyim yavaş süreyim de. Yolda zaten 100 kilometrelik sınır var. Biz de çok zorlamamaya çalışıyoruz. Millet yardırıp gidiyor. Biz sakin sakin takıldık arkalarına. Neyse dediğin gibi olsun bakalım. Aman şerit değiştiriyorduk. Bir kazayı da şu anda kaldıramam. 84 kilometrelik bir yolumuz var. Tahmini süremiz 1 saat sonra orada olacağız. Ben sola kaydım. Tamam. Gün batmak üzere. Çok güzel bir görüntü var. Dışarıdan da böyle görünüyoruz. İçerideki yolcular bayağı hallerinden memnun gibiler. Ben yine içeriye geçeyim yoksa kontrolünü kaybediyorum dışarıdan bakıldığında. 75 kilometrelik bir yol kaldı. Selam usta. İyi yolculuklar. Hemen sağa attık kendimizi. Oyun evet bazen görsel kısmalar yapıyor. Onları da bakalım nasıl toparlayacağım bilmiyorum da. Bir format atmam gerekiyor şu anda bilgisayara. Bir içimi sıfırlamam lazım. İkinci oyun bilgisayarını şu anda toplamış vaziyetteyim. Artık görüntü işleme konusunda çift bilgisayarla çalışacağım. Daha iyi içerik sunabilmek adına sizlere. 62 kilometre.
minibüste yoldaki bütün sesleri duyduk an be an. Usta çok sıkıştırma beni bak. Çok sıkıştırıyorsun beni. İleriden büyük bir U yapacağız. Hatta O yapacağız. Yoldaki bütün kasisleri hissedebiliyoruz. Daha hassas bu konuda minibüs. Tabii bir otobüs keyfi maalesef yok yani. Bir Neoplan'ı arıyorsunuz ister istemez. Böyle yazlık yerlerde daha çok tercihidir bu tarz böyle minibüsler. Valla klima olayını bir türlü ayarlayamadık. Sıcak mı soğuk mu ne olduğu belirsiz. O nedenle idare edin zaten 40 kilometrelik bir yolumuz kaldı. Böyle tatil yerlerinde olur. Mesela Antalya merkezden Alanya'ya çok fazla vardır bu tarz böyle minibüsler. Genellikle otellere ait olur bunlar ama hemen hemen biz de benzer bir durumda gibiyiz. Haydi hızımızı arttıralım. Son 40 kilometrelik yolumuz kaldı. Firmbus'la minibüs keyfi kaldığı yerden devam ediyor. Bak beni yeni keşfettiysen aşağıdaki abone ol butonuna tıklarsan sürekli olarak yeni videolar keşfedersin. Yanındaki çanı da tıklarsan her gün atılan saat sabah 10.30'daki yeni videomla herkes önce sen haberdar olursun. Keyifli dakikalara devam etmek istiyorsan bence abone olabilirsin. Hatta bence abone ol. Kaçırdık vallahi. Şerit aktarımında sıkıntı yaşıyorum. Böyle şerit ihlali falan yapıyorum çok fazla. Adamların üstüne yediyorum. Sağdakine sıyırdık. Eyvah. 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 Hemen altta navigasyonu gösteriyordu aslında ama biz tabii navigasyona çok bakmadık. Son 28 kilometre Dresden'e girmek üzereyiz artık. Selam gençlik. 100 kilometrelik yolda 110'la gidiyorum ben. Bu tırlar kaçta gidiyor? Yol yapım çalışması bitti. Sonunda yola çıktık rahat rahat. 18 kilometre kaldı. Buradan sağdan çıkacağız. Dresden tabelasını gördün mü? Döneceksin babacım. Wenn Sie wollen, dass uns schlecht wird, dann haben Sie es gleich geschafft. Evet, haklısın. Virajı çok keskin aldık. Böyle artistik yaptık öyle. Dresden tabelasıydı, bilmem neydi falan. Hemen patlattık direğe. Traktör gibi çalışıyor mübarek ya. Hadi be Hafız. Vardır ya Türkiye'de, yani Avrupa'da var mı ya da dünyada var mı bilmiyorum. Sarı yanar yanmaz ve daha yeşile geçmeden başlarlar. Öndeki şoförü taciz etmeye en sinir olduğum şeydir. Bazen ben de yapıyorum ama cidden öndeki çok fazla beklerse yapıyorum ben de. Yoldan ama şeritten çok fazla çıkıyorum. 7 kilometre ve artık yolcularımızı sağ salim getirdik. Bir iki kaza atlattık. Küçük kazalar onlar da. Ve bolca üşüttük yolcularımızı. Klimayı maalesef ayarında tutamadık, yanlış yaptık.
Arkaya inşallah kimse gelmez. Çarkımızı okuyacaklar çünkü. Oh iyi. Trafik ihlali diz boyu bizde şu anda. Turuncu da yakışıyor bence ha. Böyle şey gibi. Otel 5 yıldızlı otelleri minibüsü gibi ya da daha çok şey kıvamında, hani böyle havaalanı, hava şunu otobüsleri var. Onlara benziyor biraz daha. Daha lüksü. Elime çok soğuk. Tamam, geldik. Titreyin, bir şey olmaz. Haziran ayındasınız ya. Yanıyor dışarısı, cayır cayır. İnin lan. İndireyim misin? Hadi bin. Bin hadi bin. Hadi bin. Hadi gene iyisin. Hadi biraz hava alın. Klima soğuksa demek dışarıdan da sıcak hava alırsınız. Hep öyle olur ya böyle. Otobüsün kapısı açılır. Dışarıdan böyle sıcak yüzüne buf diye vurur. Aynı onun gibi oldu yolculara. Hadi beyler yüklenin. Bir ışıktan çıkar çıkmaz ikincisine takılıyoruz ya. Ay esneme tuttu valla. Şu açıyla şöyle duralım biraz daha. Zaten geldik ama. Tamam. Bu açı iyi, iş yapar. Hadi be abicim ya, bu kadar ışık niye var? Gözünü seveyim ya. Dönce sola zaten işimiz bitecek. Heh. Hadi. Nasıl psikolojik baskı yapıyorum ama. Uf. Terbiye benim canım sıkma vallahi patlatıveririm şimdi ha. Evet çok kötü bir sürüş oldu gerçekten. 3 kaza yine ağır geldi bize. Hemen şöyle duruyorum. Biz zaten oradayız. İnin bakalım hadi. Terbiyesizler sizi. Neredesiniz lan? Buralarmış. Efendim dedik. Evet dostum, bir bölümün daha sonuna geldik. Umarım videoyu beğenmişsindir. Bence iyi bir video oldu. Hafif kazalarımız oldu. Süratle geldik ve müşterilerimizin burs tutmasına sebep olduk ama yine de idare eder bir şeydi. Kendine çok dikkat et. Bir sonraki Fembas videosunda görüşmek üzere. Video hoşuna gittiyse beğenmeyi, yorum atmayı ve paylaşmayı unutma. Abone değilsen abone olup ailemize katıl. Kendine dikkat et. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.